3800 izlenme 27 lira kazandırırken diğer videomuz 5100 izlenme 23 lira kazandırmış. Bunun etkisi ne olabilir tabii ki de arkadaşlar? Sizlerin de bildiği gibi herkese selam. YouTube Üretimleri kanalına hoş geldiniz. YouTube'da kanalınız var ve para kazanmak istiyorsunuz. Detaylı olarak sizlere adım adım anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken ilk işlem YouTube Studio paneline giriyoruz. Daha sonra sol tarafta en alt bölümde bulunan ayarlar, yükleme varsayılanları ve para kazanma bölümüne tıklıyoruz. Burada gördüğünüz tüm kutucukları işaretlemeyi unutmayın. Çünkü gelir düzeyimizi en üst seviyeye çıkarmamız için bunlar şart. Bunları tık attıktan sonra kaydet butonuna tıklayın. Daha sonra bunu kapat diyorum. Şimdi içerik stüdyosuna gidiyoruz. İçerik stüdyosuna gittiğimizde para kazanma bölümü altında videolarımızın gelir getirdiğini buradan sizler de görüyorsunuz açık bir şekilde. Burada önemli olan kısım sarı dolar yememek. Videonun sonunda sarı dolar hakkında bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Peki videolarımıza reklamları nasıl ekleyeceğiz? Öncelikle 8 dakika altı ve 8 dakika üzeri videolar bulacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir 8 dakika üzeri videom var. 8 dakika 4 saniye. Bunu açıyorum öncelikle. Daha sonra 8 dakika altı bulacağız. Şuradan hemen bulalım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi 7 dakika 44 saniyelik bir video var. Buradan da hemen açıyorum bunu. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi bu videomuz 8 dakika üzeri. Burada para kazanma bölümü adı altında gördüğünüz gibi burada ne diyor? Videonun ortasında gösterilen reklamları yönetin diyor. Yani bize 8 dakika üzeri olan bir videoda istediğimiz kadar reklam ekleyebileceğimizi söylüyor. Fakat 8 dakika altı videoda ise bize hiçbir şekilde reklam ekleyemeyeceğimizi söylüyor. Sadece videonun girişinde reklamlarımız çıkarsa o şekilde çıkacak. Başka hiçbir türlü çıkmayacak. Çünkü bu video 8 dakika altı bir video. Diğer videomuza gelelim hemen. Burada reklamlarımı eklemek için buraya tıklıyorum. Daha sonrasında bize bir panel açıyor burada gördüğünüz gibi. Benim önceden ayarladığım reklamlarım burada var. Bu videoya özel. Sizlerle beraber gelin hep beraber silelim öncelikle. Şöyle buradan çöp kutusuna basıyorum ve siliyorum. Reklam ekleyeceksem iki türlü reklam ekleme şekli var. İstersem otomatik olarak yerleştir diyebilirim. YouTube'un kendisinin eklemesini isterim. Burada direkt olarak değiştir dersem. Gördüğünüz gibi 8 dakikalık videoda 7. dakikanın 33. saniyesine reklam koydu. Fakat bunu öneriyor musun diye soracak olursanız da ben önermiyorum. Kendiniz eklemenizde yarar var. Bunu buradan siliyorum. Şimdi dilersen buradan ekleyebilirim. Örnek veriyorum. 5. saniye eklemek istiyorum. 05 yapıyorum. Buradan reklam arası diyorum. Gördüğünüz gibi 5. saniye reklamımı ekledi. Ya da direkt olarak buradan mesela atıyorum bu videoya kaç tane reklam koyacağım? 5 tane reklam koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane reklam koydum. Buradan gelip istediğim gibi koyabilirim. Örnek veriyorum. İlk önce burayı ayarlıyorum. Mesela 5. saniyeye koydum. Daha sonra burayı sildim. 30. saniyeye koydum. Burayı da sildim. 1. dakika. Şöyle. 2. Gördüğünüz gibi hepsini sıraladı. Ve bir tane de 3. dakikaya koyacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi benim için hepsini sıraladı. 5. saniye, 30. saniye, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika. Bu şekilde reklamlarımı ayarlayabiliyorum. Dilediğim gibi değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şekilde müdahale etmeme izin vermiyor. Ama burada dilediğim gibi reklamlar koyuyorum. Sizlerin de gördüğü gibi bu şekilde reklamlarımızı ekledik. Çok fazla reklam beklemenizi önermiyorum. Çünkü izleyici sıkılırsa videonuzun ortalama görüntülenme süresi düşeceği için bu sizin videonuzu kötü etkileyebilir. Daha sonra bu şekilde reklamlarımı ekledikten sonra kaydetmek için devam diyorum. Buradan devama basıyorum ve daha sonrasında değişiklikleri geri al ve kaydet var. Eğer kaydet dersem ayarladığımız gibi olacak ve kaydedecek. Ben şimdilik kaydetmiyorum çünkü öncesinde zaten ayarlamıştım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şunu yenileyelim öncelikle. Gördüğünüz gibi şöyle gelelim. Öncesinde ayarladığım reklamlar var burada. Daha sonrasında arkadaşlar her reklam aynı parayı kazandırmaz arkadaşlar. Peki bu ne demek? Banka reklamıyla Trendyol reklamı aynı düzeyde size gelir sağlamaz. Birisi size 5 lira kazandırırken diğeri size 3 lira kazandırabilir. O yüzden ne tarz videolar attığınızda bu konuda çok önemli. Burayı anladığımızı varsayıyorum. Daha sonra bu videoyu geldiğimizde arkadaşlar şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Buraya geldik, gelire tıkladık. Bakın, iyi izleyin burada. 1000 gösterim başına geliri diyor ve oynatmaya göre 1000 gösterim başına maliyeti gösteriyor. Aynı şekilde bu videonun da geliyorum gelirine. Bakın, şöyle göstereyim.
3800 izlenme 27 lira kazandırırken diğer videomuz 5100 izlenme 23 lira kazandırmış. Bunun etkisi ne olabilir tabii ki de arkadaşlar? Sizlerin de bildiği gibi çıkan reklamlar. Bakın bu videonun ortalama görüntüleme süresi 1 dakika 44 saniye iken bu videonun 2.17. Şuna da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Gelire tıkladığımda burada daha fazla göstere tıklıyorum. Aynı şekilde buna da geliyorum, gelire tıklayıp bakın. Bu videonun çıkan reklamlarını burada görüyorsunuz ve aynı şekilde bunu da görüyorsunuz. Burada reklam çeşitlerimiz burada mevcut. Atlanabilir video reklamları, görüntülü, bumper, atlanamayan, gelir düzeylerini de görüyorsunuz burada. 1000 gösterim başına maliyetini aynı şekilde bunu da görüyorsunuz. Ne konuda video attığınız bu burada çok önemli. Örnek veriyorum, siz bankayla alakalı bir video attığınızda gelir düzeyiniz fazla olacaktır. Çünkü parayla alakalı konular çok fazla kazandırıyor. Ama oyunla alakalı videolar attığınızda bununla kıyaslarsak gelir düzeyi düşük oluyor. O yüzden sizlerin de bildiği gibi arkadaşlar, sizler de YouTube'da oyun videoları çok izliyorsunuz. Yemek videosu reklamı çıktığını çok görmezsiniz. Oyun videoları çıktığını görürsünüz karşınızda. Çünkü reklam verenler bunlara çok fazla dikkat ederek reklamlarını ona göre düzenliyor. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Aynı şekilde burayı da kapatıp sizlere örnekler vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi reklam geliri analizlerini anlama diye bir bildirge var, bir metin var. YouTube'un bize kendisinin yazdığı bir metin. Burada şunu inceleyeceğiz sizlerle beraber. Burada arkadaşlar neyi inceleyeceğiz? Görüntülenme sayısını, reklam gösterimi ve tahmini kazanılan oynatma sayısını. Bu metni de arkadaşlar yorumlar kısmına sabitleyeceğim, hiç merak etmeyin. Dileyenler okuyabilir. Burada inceleyeceğimiz kısım tam olarak bu arkadaşlar. Şu metin ve şu. Gelin sizlerle beraber okuyup olayı anlayalım. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Mesela oyun videoları izlemeyi seviyorsunuz. Yemek videoları çıkıyor mu? Bunu yorumlar kısmında bana bahsedin. Söz konusu izleyiciyi o anda gösterebilecek bir reklam yoktur. Reklam verenler belirli cihazları, bakın belirli cihazları diyor. Bu ne demek? Mobilde çıkan reklamlar ayrı, masaüstünde çıkan reklamlar ayrı, televizyonda çıkan reklamlar ayrı. O yüzden bunların hepsi birer önemli detay. Bakın devamında ne diyor? Demografik grupları ve ilgi alanları hedefleyebilir. Örnek veriyorum. Ben bir oyun kanalıyım. Sizler de reklam verenler olarak bir oyunu piyasaya çıkartacaksınız. Ve oyunun tanıtımı için ne yaparsınız? Yemek kanalları yerine oyun kanallarına reklamlar verirsiniz. Devamında ne diyor? İzleyiciniz bu hedeflemeye eşleşmiyor olabilir diyor. Daha demin dediğimiz gibi arkadaşlar. Piyasaya yeni bir oyun çıkacak. Adamlar, reklam verenler ne yapıyor? Oyun kanallarına reklam veriyor. Yemek kanalına vermediği için de benim gelir düzeyim değişmiyor ama oyun kanallarının yükseliyor. Devamında izleyiciniz bu hedeflemeyle eşleşmiyor olabilir diyor. Video reklamları için kullanılabilir hedefleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edin diyor. Buraya da geçiyorum. Burada ne diyor? Burada ne diyor? En son ne zaman reklam gördü ve premium abonesi olup olmadığı önemli diyor. Bunların hepsi birer metrik. Bunların hepsi gelir düzeyinizi değiştirebilecek düzeyde. Ama bizler burada hedeflediğimiz kısım gelir düzeyimizi en üst seviyeye çıkartmak olacak. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Geldik reklam verenlere uygun içerik kuralları. Şimdi siz bir reklam verensiniz ve piyasaya bir tişört çıkartacaksınız. Burada yazan maddeler adı altında videolara reklam verir misiniz? Bir göz atın öncelikle bir şuralara. Atmayacağınızı umuyorum. Niye? Çünkü benim markam kötü olarak algılanmasını istemem. Ya da bu tarz içeriklerde yayınlanmasını istemem. Reklam verenler her zaman güler yüzü önemsiyor. Biz bu konuda içerik üretsek gelir elde edemeyecek miyiz? Yani burada yazanlar hakkında videolar üretsek gelir elde edemeyecek miyiz? Kesinlikle elde edersiniz arkadaşlar. Ama atıyorum bir videodan 100 lira kazanacakken 20 lira kazanırsınız. Bakın burada küçük ama önemli bir detay var. Bakın ne diyor? Sınırlı sayıda reklam gösterilir diyor veya hiç gösterilmez. 100 tane reklam çıkacağına 50 tane reklam çıkacak. 50 reklamdan da 30 tanesinden para kazanacaksanız gelir düzeyiniz de haliyle düşük olur. Bunlara da çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli metrikler. Sarı dolar. Bunlar hakkında içerik üretirseniz de arkadaşlar sarı dolar yeme riskiniz çok fazla. Niye? Çünkü YouTube bu tarz şeyleri sevmiyor. Bizler bu konular hakkında videolar üreteceğiz. Bazı videolarımız sarı dolar yemeyecek, bazıları yiyecek ama bu konuda gelir düzeyimiz düşük olacak. Bunu yapmadan da bilebiliyoruz. Burada yazan tüm maddeleri okumanıza yarar var.
nasıl bir içerik üretmeniz gerektiği hakkında ya da nasıl bir yol kat etmeniz hakkında güzel bilgiler yazıyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.